Kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Hz. Muhammed, rahmet peygamberi ise neden lanet ediyor? Çokça sorulan ve insanların zihni meşgul eden bir sual. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an ayetinde ifade edildiği üzere rahmetten lil alemindir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ancak bazı hadis-i şeriflerde de geçtiği üzere zaman zaman Peygamberimiz ve Vesselam'ın lanet okuduğu görülmektedir. Şimdi bunu iki şekilde değerlendirmekte fayda var. Birincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lanet okuduğu bazı insanlar toplumda kangren olmuş ve topluma zarar veren kesimlerdendir. Ve bunlar Müslüman olmayanlardır. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o insanların toplumdan temizlenmesi Tabiri caizse bedenimizde kangren olmuş bir veya ur haline gelmiş bir şeyi çıkarmak, yok etmek nasıl o bedenin kurtulması için lazımsa ve işin uzman olan doktorlar buna karar verirler ve bunu temizlerlerse ve bu fiile biz ne kadar güzel oldu dersek aynen bunun gibi Allah'ın izniyle toplumun manevi bir hekimi ve doktor olan Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yine Allah'ın izniyle o topluma zarar verici olan bir kanser urunu veya bir kanser hücresini lanet ederek onu toplam, toplumdan uzaklaştırmış ve toplumdan o zehiri atmış oluyor. Öyleyse bu lanet yine Allah'ın izni oluyor ve toplumun bünyesine faydalı bir işlem, icraat yapılmış oluyor. Bir ameliyatı cerrahiye gibi. İkincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle Müslümanların yaptığı bazı kişilere, bazı Müslümanlara yaptığı lanetler. Bunları da farklı şekilde değerlendirmekte fayda var. Öncelikle bunların tamamı o fiillerin kendisini kötülemek içindir. Mesela diyelim ki içkiyle ilgili şunlara 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 lanet olsun demek yani bunu yapmanın kendisi kötüdür anlamında. İkincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavrı Müminler için büyük bir nimet ilahiyedir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bu günahların Allah'ın rahmetinden mahrum kalmaya sebep olacağını bildirmese biz nasıl öğrenecektik? Demek ki lanet gibi çok dehşetli bir ifade kullanarak müminleri uyarıyor, ikaz ediyor. Aman buna yaklaşmayın. Aman yakınından bile geçmeyin diyerek rahmetini ve şefkatini göstermiş oluyor. Nitekim biz çok öldürücü bir zehirden insanlar uzaklaştırmak için aman yaklaşmayın öldürür diyoruz. Elbette her zehir insanı öldürmüyor. Veya ateş aman yaklaşmayın yakar sizi diyoruz. Her ateşe yaklaşan herhalde ölecek ve yok olacak anlamına gelmiyor. Ama buradaki tehlikenin büyüklüğünü göstermek ve oraya yaklaşacak kişiyi oradan uzak tutmayı sağlayacak bir ifade kullanılması gerekiyordu. Ve onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ifadeleri kullanmıştı. Nitekim o rahmet ve şefkat peygamberi hayatı boyunca yaptığı lanetlemenin sayısı sınırlıdır. Ve yine onları da Allah'ın izniyle ve yeteri kadar yapmıştır. Ama hayatı boyunca kendi şahsına yapılan hiçbir muameleyi asla bunu bir kin ve nefret vesilesi yapmamış ve onların tamamını affetmiştir. Bunun birçok örnekleri vardır. Mesela kendisini öldürmek isteyen bir bedevi müşrik kılıncıyla peygamberimizin başına dikilmiş ve onu öldürmek istiyor. Senin benim elimden kim kurtaracak diyor. Allah'ın izniyle adam elindeki kılıç yere düşüyor. Peygamber Aleyhisselam onu alıyor ve diyor seni benim elimden kim kurtaracak? Ve peygamberimiz onu affediyor. O da o haftan sonra İslamiyet'i seçiyor. Hatta Peygamber Efendimiz'in rahmeti sadece insanlara değil, kendisini taşlayan ve ayakkabıları kanla dolacak kadar eziyet, gör, eziyet yapan Taiflilere Peygamberimiz Aleyhisselam beddua etmemiş, lanet okumamış, bilmiyorlar ya Rabbi. Yine Sakif kabilesi için beddua istemişler Peygamberimiz yapmamış. Dolayısıyla hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü bu engin rahmet ve şefkati öyle geniş ki ağaçların kesilmesine ihtiyaç yoksa ağaçlara zarar verilmesini yasaklamış Hatta bir kediye eziyet yapma yüzünden bir kadının cehenneme gideceğini haber vermiş. Ve yine bir köpeğe bir su ikram etme yüzünden birisinin cennete gideceğini. Dolayısıyla bitkilerden hayvanlara, insanların müminlerinden kafirlerine, herkese sonsuz şefkat ve merhametini göstermiş olan rahmet ve şefkat peygamberi zaman zaman bazı lanetleri okuduysa bunun iyi anlaşılması, doğru anlaşılması gerekiyor. Hem peygamberimize suizan yapmayalım, yanlış düşünmeyelim. Hem de sevgi ve şefkatimiz, merhametimiz, hürmetimiz yerine Allah korusun peygamberimize karşı kin ve nefreti sebep olmayalım inşallah.